Hoş geldiniz dostlar selamünaleyküm aleyküm son durumla karşınızdayız. Kiev etrafında ciddi çatışmalar devam ediyor. İşgalciler başkente girmeye çalışırken Ukrayna ordusu düşmanı şimdilik geri püskürttü. Çeçen ya da Ramazan Kadirov şunları söylüyor. Ukrayna'da bir kayıp bile vermeden ilerlemeye devam ediyoruz. Askeri alanları ele geçirdik. Zelenski palyançosunu kovun. Kiev almak mesele değil halkın zarar görmesini istemiyoruz açıklamasını yapıyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri de çok sayıda Rus askerini ele geçirmiş durumda. Çok sayıda Rus askeri esir alındı. Bununla ilgili önemli bir kişinin kimliği de paylaşılmış. Yine dostlar tanıdık bir silah görmektesiniz. Tanıdık bir hava savunma sistemi yoldan geçiş yapıyor. Kiev'de Rus konvoyunda görülen pantsir S1 siyah yemi olarak bilinen hava savunma sistemini görmektesiniz. Bu arada şunu da söyleyelim Çin'de yıllar sonra salı gününe kadar Güney Çin denizinde askeri tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Bu da Tayvan'a mesaj içeriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere Putin'i bir kez daha Türkiye'ye çağırıyor. Yine Mariupol'da NATO hareketliliği dikkat çekiyor. NATO uçaklarının burada daha doğrusu NATO insansız hava araçlarının uçuş yaptığı belirtilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'den Maripolu gözlemliyor, daha doğrusu istihbarat topluyor. Savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba şunu söylüyor. Batılı ülkeler son iki aydır Türkiye'ye uyguladıkları savunma sanayi ambargosunu kısıtlı oranda olsa da esnetmeye başlamış durumda. Kanada merkezli şirketler ve Avrupa'dan birkaç şirket daha önce ambargo nedeniyle vermedikleri ürünleri verebileceklerini Türk firmalarına iletmişler. Süreç tam olarak netleşmeden Ticaret başlamadan firma ismi verilmeyecek şeklinde not düşülmüş. Ukrayna Savunma Bakanı şunu söylüyor. 55 saatten fazla direniş yaptık. Bu sabah itibariyle öldürülen Rus askerlerinin sayısı 3500'ü geçmiş durumda. 200 işgalci esir alındı. 100'den fazla Rus tankı dahil olmak üzere yüzlerce zırhlı araç imha edildi. Dün 7 helikopter Stinger'larla vuruldu açıklamasını yapıyor. Yine Gürcistan'dan da bazı kişilerin Ukrayna cephesinde Ukrayna'ya yardım için savaştığı notu düşülüyor. Yine Ukrayna ordusu tarafından Rus savaş uçaklarına karşı MNPS atışlarından görüntüler görmektesiniz. Çerni bölgesinde Ukrayna'da Rusların yerleşim bölgesini hedef aldığı ifade ediliyor. Grad füze sistemleri yine apartman bloğunu hedef aldı. Beyaz Rusya'ya sınır bölgelerin özellikle vurulduğu notu da düşülmüş. Evet dostlar kısa bir videoydu. Çok fazla gelişme yok. Hoşçakalın.